Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 12 Şubat 2023 Pazar. Felaketin 7. günü, 160. saatteyiz. İlk günden beri aralıksız yayın yapıyoruz. Deprem bölgesinde enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz ve mucizelere tanıklık ediyoruz. O mucizelerin ortaya çıkmasında en büyük pay isimsiz kahramanların. Tonluk duvarların, molozların arasından canları bir bir çekip alan isimsiz kahramanlar. Allah onların sayılarını artırsın. En büyük temennimiz bu. Dileriz buradan bir kurtuluş doğar. Dileriz buradan bir akıl doğar. Hali hazırda yaşadığımız, iliklerimize kadar işleyen seferberlik ruhunun devamı gelir. Umuyoruz. Çünkü Maraş öyle boşu boşuna durduk yere kahraman Maraş olmadı. Bir kentin elde edebileceği en gurur verici ünvanı kahraman Maraş bu ruhla aldı. Bu azim, bu direnç devam etmeli. Bilimin gösterdiği harita izlenmeli. Binalarımızı, kentlerimizi buna göre tasarlamalıyız. Kendimize güvenmeliyiz, işimizi doğru yapmalıyız. 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluşu. Bugün kentin Fransız işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü. Sadece Kahramanmaraş değil elbette. Şanlıurfa, Gaziantep. Saymakla bitmeyecek nice kahramanlıklara tanık oldu Anadolu. Yine yaparız ki yapıyoruz da. Ama dediğimiz gibi devam etmeli bu uyanış ve fedakarlık. Deprem yönetmeliği mi, yasa mı, kent bilinci mi, şehir planı mı? İşe nereden başlamalı? Yayın boyunca konumuz olacak. Uzman hocalarımıza soracağız bu soruları ama artık ne gerekiyorsa ilk günkü ruhla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmalıyız. Bu kesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da günlerdir bunun mesajını veriyor. Bir yılda kentlerimizi yeniden inşa edeceğiz diyor. Şüphemiz yok, inancımız tam. İstersek yaparız. Daha önce yaptık çünkü. 7. gün, 160. saat. Bugün de sahadayız. Arkadaşlarımız her noktada gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor. Onlara bağlanıp son durumu alacağız. Enkazda yaşam belirtisi olan noktalara gideceğiz. Kalbimiz, dualarımız oradakilerle. Mucizeler 7. günde de sürdü şükür ki. Mini kahramanlarımız var bugün. Ekiplerin 140. saatte kurtardığı 7 aylık Hamza, 128 saat kurtarılmayı bekleyen 2 aylık Halit Talha. ATV Haber bugün mucize bebeklerle başlıyor. Geldi. Geldi. Maşallah. Kurtarın beni diyor. Tamam, kurtaracağız de seni, kurtaracağız. İkra Nur 6 gün boyunca burada durmuş. Muhammed ışığı görüyor mu? Evet. Abim burada. Abim burada. Abicam. Sağlıkçılar, sağlıkçılar, sağlıkçılar. Kızın nerede? Orada. Bak. Bakın. Bak güzel kızım, seni almaya geldik. İki kırış yerde zifiri karanlığın ortasında 7 aylık Hamza tam 140 saat sonra ağlayarak sesini böyle duyurdu. Bebek ya. Bebek mi? Bebek. Al bunu da. Aç şunu, aç aç. Mucizenin bir diğer adı da Halit Talha'ydı. Daha 2 ay önce dünyaya gelmiş, deprem anında annesi ona siper olup can vermişti. 128 saat sonra enkazdan çıkartılan Halit Talha belli ki çok acıkmıştı. Sağlık görevlilerinin parmağını emdi. 12 yaşındaki Muhammed ise kurtarılmayı tam 138 saat beklemişti. Gördüğü ışık onu hayata bağladı. Işığı ne tarafında görüyorsun? Işık burada. Muhammed. Hı. Çok az kaldı, tamam mı? Hı. Muhammed bak böyle bize, aslansın Muhammed. Gel hadi. Kaza kaza girdik içeri. Biraz üşümüş. Biraz da korkmuştu kardeşimiz. 13 yaşındaki İkra Nursa 138 saat sonra daracık bir yerde oturur halde bulundu. Allah'ın bir izniyle bir mucizeye şahit olacağız şimdi. Şimdi sizi kızımla tanıştırıyorum. İkra Nur 6 gün boyunca burada durmuş. Şimdi İkra Nur'la çıkıyoruz. Evet. Çıkıyoruz İkra Nur. Altı yaşındaki Mehmet de tam 137 saat sonra sağ salim çıkartıldı. Yola
açalım be. Yol aç, yol aç, yol aç. Baba ile küçük kızı da 141 saat sonra bu halde bulundu. Bak güzel kızım, seni almaya geldim. Şu ayaklarını bir göreyim, bakayım. Peki. Tamam, bir şey yok, yanındayım. Gaziantep'te 12 yaşındaki Eylül kurtarıldığında ise felaketin üzerinden 146 saat geçmişti. Abim burada, abim burada. Amcam. Sağlıkçılar, sağlıkçılar, sağlıkçılar. Sırt tahtası nerede? Sırt tahtası gelsin. Enkaz altından çıkartılan küçük kızın sözleri ise yüreklere kor gibi düştü. Ama babam öldü, öldü. Nasıl da baktı, gitsek mi gidi hiçbir şey. Sesimi duyuyorsan sesler. Ses veremiyorsan bir yere vur. Var vuruyor. İşte şu anda mucize gerçekleşti. Tam 138 saat sonra 67 yaşındaki Abdülkerim Renun canlı olarak çıkarıldı. Bakın, bakın kendisini çıkartan askerin elini öpüyor. Yerle bir olan binalardaki can kurtarma telaşı gece gündüz aralıksız sürüyor. 148. saat mucizesi yaşanıyor. Evet, Mutlular Apartmanı'nın sakini 35 yaşındaki Mustafa da arama kurtarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkarıldı enkazdan. Bu sevincin karşılığı yok elhamdülillah. 35 yaşındaki Mustafa işte tam da bu noktadan çıkarıldı, görüyor musunuz? İnanılır gibi değil. Saatler geçerken mucize kurtuluşlar da peşi sıra geldi. Şu anda yine bir mucizeyle karşılaştık. Su var mı? Dudakları bir ıslatalım. Su var, su, su, su. 8 yaşındaki Semih Ege'de onlardan biriydi. 155 saat sonra hayata tekrar tutundu. Kardeşim. 6 yaşındaki Selin'le annesi de 134 saat sonra kurtarıldı. Allah'ım ya Rabbim, çok şükürler olsun sana. 140 saat sonra hamile bir kadınla kardeşi de sağ salim enkazdan çıkartıldı. Tamam, sakin, sakin. Enkazdan 150 saat sonra çıkarılan küçük bir kıza ilk müdahale Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Her şey geçecek, tamam. Helikopter ambulans hazır. Biraz stabilize olsun. Hızlı bir şekilde helikopter ambulansı Adana'ya nakli sağlayalım. Günler sonra enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Semih'in ilk isteği ise dondurmaydı. Oraya kadar kim gidiyor? Helikopter gitmiyor mu? Hepsini alacağız sana. O kadar içebilecek misin? Ve depremin vurduğu Suriye, yıkılan binada ablasının siper olduğu bir bebek kurtarıldı.